Yemek tarifleri kanalından herkese merhaba. Bugün sizlere çizgili ahududu dondurmam var. Onun tarifini vereceğim. Bugünlerde sizlere bol bol dondurma tarifi veriyorum. Birkaç malzeme ile yapılan çeşit çeşit dondurmaları hazırlayarak sizlere sunuyorum. Umarım beğenirsiniz. Hemen tarifimize geçelim. Evet, bugün ahududulu şeritli dondurma yapacağız. Bunun için şöyle bir su bardağı ahududum var benim. Onlar bir kenarda azıcık çözülmeye başlasın. Dondurucudaydılar. Bir tencere içine bir su bardağı toz şekerini dökeyim. Daha sonra üzerine bir iki dört bardak süt döktüm. Şöyle bir yemek kaşığı salep koyuyorum. Öyle bir yemek kaşığı da nişasta döktüm. Bir adet de vanilya döküyorum. Hepsini birlikte şöyle bir karıştıralım. İyice çırpalım. Evet, bildiğiniz gibi yaz sezonundayız ve sizlere değişik dondurma tarifleri vermeye çalışıyorum. Bu da bir değişik çeşidi. Ahududulu şeritli dondurma. Şimdi bunu ocakta iyice karıştırınca kaynatmaya başlayacağız. Karıştırma işlemimiz bitti. Şimdi ocağa koyuyorum. Bir taşım kaynatıp ocağı kapatacağım. Karıştırarak pişiriyoruz. Biraz koyu bir kıvam olacak. Çünkü şeritli yapacağımız için sulu yaparsak birbirine karışır. Onun için biraz koyutuyoruz. Soğuması için 2 adet kaba aktardık. Gördüğünüz gibi. Çabuk soğuması için ahududuları robotun içine döktüm. Şimdi onları kesiciyle keseceğim. Evet, şimdi dondurmamızı hazırlıyoruz. Çizgili dondurmamızı belli bir miktar soğuttum dolapta. Şimdi ilk olarak beyazdan şöyle ortasına biraz ahududuludan koyuyoruz. Şöyle şöyle yaparız. Böyle onun ortasına yine beyaz. Bu şekilde yavaş yavaş ahududuludan sıra sıra koyacağız hepsinden. Bir ondan, bir ondan bu şekilde hazırlayacağız. Bu şekilde koyduk. Tekrar beyazdan biraz soğuttuk ki birbirine karışmaması için. Şu şekilde halka halka çıkmaya başladı. Tekrar beyazdan şöyle ortasına bu şekilde bütün hepsini dökeceğim.
Evet, ahududularımız şu anda bitti karışımım. Bunu çekiyorum. Biraz sade olan kaldı. Bunu sade olarak donduracağım. Şimdi bu şekilde buzdolabımızda donana kadar bekleyeceğiz. İyice donana kadar hiçbir şekilde karıştırmayacağız. Bu şekilde donduracağız. Ahududulu kısmında şeker kullanmadım. Biraz ekşimsi olsun diye. Şimdi hemen de buzdolabımızın derin dondurucusuna veriyoruz. En az 3 saat donması için bekleyeceğiz. Evet, çizgili ahududulu dondurmamız şu anda dondu. Biraz daha donması için süre var ama ben size göstermek amaçlı koyuyorum. Hatta bir gün bekletirseniz çok daha güzel olur. Şu şekilde kaşık ile alıyoruz. Şöyle tabaklarımı koyacağım. Şu şekilde yuvarlayarak tabaklarımı koyuyorum. Bunu karıştırıp içine de yapabilirsiniz. İlla ki böyle olması şart değil. Ama ben görüntüsü güzel olsun diye bu şekilde hazırladım. Şöyle çekelim. Evet, gördüğünüz gibi görüntü muhteşem. Üzerlerine şöyle birer adet ahududu koyalım. Şöyle. Şöyle susamaçlı. Evet, gördüğünüz gibi çizgili ahududu dondurmamız harika oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Tariflerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese iyi günler. Deneyecek olanlara afiyet olsun.